Cem TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben gazeteci Onur Dalar. Bir haber analiz programıyla da Cem TV ekranlarında karşınızdayız. Evet, bu haftanın önemli gündemleri vardı ama bu haftaya damga vuran gündemlerden birisi sağlık çalışanlarına şiddet oldu. Konyaşehir Hastanesi'nde Doktor Ekrem Karakaya bir güvenlik görevlisinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olay hakkında henüz kesinleşmeyen birçok bilgi var. Bu konuda da Sağlık Bakanlığı'nın ve Konya Valiliği'nin birçok eksikliği olduğunu düşünüyorum. Kendileri de birçok noktayı açıkta bıraktılar ama sonrasında yaşananlar daha önemliydi. Sağlıkta şiddetin ne boyutlara geldiğini gösterdi. Dün Çapa ve Cerrahpaşa'da hekimlerin, sağlık çalışanlarının protestosuna, Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybetmesinden sonraki yaşanan protestolara polis kuvvetlerinin müdahalesi oldu ve istenmeyen görüntüler meydana geldi. O görüntüleri de arkadaşlar verecektir. Ben isterseniz hızlıca konuklarımı tanıtayım size. Yazar Zeki Tombak stüdyomuzda olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ve Skype hattımızda siyasal iletişimci Eren Aksoyoğlu bizimle beraber olacak bu yanımızda. Eren Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Müsaadenizle Zeki Bey'le başlayayım. Daha sonra dün yaşananlar hakkında sizin de görüşlerinizi alacağım. Hocam, olayın başına gidersek, sağlıkta şiddetin ne boyuta geldiğini aslında gördüğümüz acı bir örnek daha. Yani bir hekim hayatını kaybetti, şehit oldu deniyor ama ben onu kullanmak istemiyorum. Çünkü yani bu biraz da işi normalleştiriyor. Sanki ortada bir savaş alanı varmış da doktorlarla halk savaş halindeymiş ve doktor şehit olmuş. Yani niye şehit olarak adlandırılıyor, bu anormal durum normalleştiriyor, bunu da anlamıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu konuyla alakalı? Sağlık sisteminin bütün sorunları, bütün yükü hastayla doktorlar arasındaki ilişkiye bindirildi. Aha. Sanki Sağlık Bakanlığı yok, sanki kurumsal bir yapı yok. Doktorlar hastalarla yüz yüze geliyor ve bütün yaşadıkları sıkıntıları doktorlar da arıyor ve onlara yüklemeye çalışıyor. Böyle bir şey var, toplumsal bakış açısı var. Tabii bu durup dururken ortaya çıkmış bir şey değil. Giderlerse gitsinler diye Erdoğan'ın bir şeyi vardı, evet. Doktorlarla ilgili. Gerçekten de çok sayıda doktor gidiyor yurt dışına. Kalan doktorlara o gidenlerin de boşluğu yükleniyor. Neredeyse 5 dakikada bir hasta muayene etmeleri gerekiyor, randevu vermeleri gerekiyor. Ücretleri asgari ücrete yaklaştı, açlık sınırında, sınırına çok yakın ücretleri var genç doktorların. Vatandaş doktorları her gördüğü şeyde şikayet ediyor CİMER'e. Her CİMER şikayetinden sonra doktorlara savunma isteniyor, yazı gönderiliyor. Bu durumu protesto ediyorlar, işte dün Cerrahpaşa'da olduğu gibi. Polis biber gazıyla, copla, kalkanla doktorlara girişiyor. Yani zaten bir acı yaşanmış, bu acıyı protesto etmek için hastanenin bahçesine çıkanlara bir düşmanca bir saldırı. Bu artık alıştığımız da bir şey oldu. Arkadan da rektörlüklerden savunma. Mesela bugün okudum bir tanesini. Devletin doktorların can güvenliği için aldığı tedbirleri sanki alınmamış gibi göstererek kalkıp provoke etmek diye bu protesto eylemlerine katılan doktorlara savunma gönderiliyor rektörlükler tarafından. Rütük yasağı var hocam. Yani rütük, evet, yasak koymuş. İşte geldi ki Konya valisi henüz açıklama yapmamıştı. Rütük yasağı geldi. Aslında valinin açıklamasını vermeyin diyorlar galiba. Yani Türkiye bir acayip ülke oldu. Yani bir hastası tarafından doktor öldürülüyor veya hasta yakını tarafından ve bunu konuşamıyor Türkiye. Peki neyi konuşacağız? AKP'nin başarılarını mı konuşacağız sadece? AKP, MHP'nin? Evlere şenlik bir ülke manzaramız var. Bu gidişat devletin doktorlara karşı politikasında bir değişiklik olmadığı sürece bu devam edecek. Ama başka bir görüntü de vardı. Sağlık Bakanı
cenaze törenine geliyor. Sağlık çalışanları, halk yığılı. Ancak bir polis koridorunun içinden geçebiliyorlar ve yuhalanarak geçiyorlar, protesto edilerek geçiyorlar. Yani bir şey yok. İstifa diye bir kelime vardı Türkçe'de eskiden. O affımı istirham ederim bu görevden haline geldi. Onu isteyin bari. Bir affınızı istirham edin. Hep yani beraber. Pek mümkün değil hocam. Gidin çünkü inşallah. Biliyorsunuz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir hastane zincirinin patronu olduğu için orada ve aynı zamanda bir tarikatın kontenjanı orada. Yani iki taraflı da izin ben alması beraber, lazım. Hep için. Beraber lütfen gidin diye söylüyorum. Evet, evet hocam. Eren Bey'e döneyim isterseniz hocam müsaadenizle. Eren Bey şunu sormak istiyorum ben. Bu olaydan sonra şu çokça gündeme geldi. Erdoğan'ın giderlerse gitsinler sözü. Ve insanlar özellikle muhalif bazı kalemler şunu yazmaya şunu düşünmeye başladı. Acaba yani iktidar tarafından halk üzerinde doktorlar, avukatlar, gazeteciler, hatta üniversite mezunları, eli kalem tutanlar hedef mi gösteriliyor? Hakikaten Türkiye halkında bir okumuş insan düşmanlığı mı yaratılmaya çalışılıyor? İzninizle Zeki Bey'e sorduğun sorudan oraya gelmeye çalışayım. Tabii. Buradaki kritik kanaatim de şudur. Şehitlik kavramı Türkiye'de sağ siyasi tarafından öldükten sonra, işte o kutsal mesleğin öldükten sonra kutsiyetini göstermek gibi dert var. Dolayısıyla doktorlar meslek başında öldüğünde bu yüzden şehit sayılıyorlar. Yani ölmediğiniz takdirde aslına bakarsanız o yüksek mertebeye erişemiyorsunuz. Ve Türkiye'de yine Türk sağ tarafından kutsanan, bir taraftan kanaatimce siyasal İslam tarafından yükseltilen, şişirilen mesleğin başında ölerek o kutsiyete eriyor olmak aslına bakarsanız görevlerin en yüksek makamı, en şerefli makamı. Şimdi sürekli bunun kaşınıyor olması, şehitlik kavramının sürekli altında dolduruluyor olması aslına bakarsanız böyle bir mantığa çıkıyor ve bir arada durduğunuz takdirde bir millet oluyorsunuz. Yani şehitlerin tamamının, işte şehitlerin sayısının çok arttığı, her neredeyse kutsal meslekten şehitlerin çıktığı, bunların bir bölümünün işte parklardan sokaklara, caddelere kadar adının verildi. Aslına bakarsanız milleti oluşturan, yani sonsuz geçmişten sonsuz geleceğe giden millet kavramını oluşturan bir nosyon ortaya çıksın isteniyor. Yani toplumu dolayısıyla devleti de bir arada tutacak nosyonun bu olması talep ediliyor. Bu uğurda da mücadele veriliyor. Şimdi işin böyle bir tarafı var. Bir yandan diğer taraftan tepkilerin geleceğini bilerek bu işi biraz daha kırpan, biraz daha sadeleştiren, seyrelten bir söyleme doğru gitmek zorundasınız. Yani insanlar öldüğü zaman susamazsınız. Bir reaksiyon vermeniz gerekiyor. Bu daha çok işte önce bir araştırma yaparak, ama bu araştırmanın işte bu kişinin neden öldüğünü, neden öldürüldüğünü, neden canının alındığını, olayın nasıl olduğunu gibi bir takım işte savcılık üzerinden yapılması gereken soruşturmaların aslına bakarsanız üstünün örtüldüğünü de gözlemliyoruz. Çünkü şunu atlamayalım bakın. Milleti oluşturan şey, nosyon eğer devlet tarafından idiş edilmeye, yok edilmeye çalışılıyorsa, bir takım hatalarla, tırnak içerisinde de yanlışlarla yok edilmeye çalışıyorsa, milletle devlet karşı karşıya gelmeye başlar. Buradan şunu kastetmeye çalışıyorum. Bakın, bir güvenlik görevlisi tarafından hastanenin içerisinde bir doktor öldürüldü. Bu kişinin nasıl işe alındığı konusunda bir takım şimdi söylentiler var Ankara kulislerinde. Bir tanesi iktidar partisinin kulislerine çıkıyor. Bir tanesi de menzil tarikatının. Yani son zamanlarda Sağlık Bakanlığı'nda işe alınanlar bu iki kartvizitle işe alınıyorlar. Yani bir tarikatın onayıyla ya da bir taraftan iktidar partisinin onayıyla işe alınıyor. Ve oradaki teşkilatlanma süreçleri çok önemli hale gelmeye başlıyor. Milletle devlet karşı karşıya gelmesin. Bu nosyon aksamasın. Dolayısıyla biz beka söylemini asla yitirmeyelim diye bir savcılık soruşturmasının bile engellenmeye çalıştığına şahit olabiliriz ileriki günlerde. Şimdi RİTÜ'nün yasağı da buraya tekabül ediyor. Çünkü RİTÜ aynı zamanda bu millet ve devlet söylemini, yani yan yana gelen iki nosyon, özür dilerim, tek yan yana gelen iki pratiği beraberine ortaya çıkan nosyonu aman idiş edilir diye bir yayın yasağı getirme gereği duyuyor. Aslına bakarsanız Türkiye'de düzenleyici, denetleyici kurumların çoğu görevini yapamaz. TMSF'den tutun da EPDK'ya,
TAPDK'ya, yani Tütün Alkol Piyasa Denetleme Düzenleme Kurumu, Enerji Piyasasının Düzenleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Kurumu, buna benzer kurumların çoğu, aslına bakarsanız Türkiye'deki aşkın siyasi, ekonomik, toplumsal, sosyal sorunların her birini dizginlemek üzere kurulmuş, bunları düzenlemek ve denetlemek üzerine kurulmuş olan yapılardır. Yalnızca bütün siyasi sebeplerle medyanın aşkın rolünü dizginlemek için görevini tam anlamıyla yaptığını, maaşlarını tam anlamıyla hak ettiğini görüyoruz her birinin. Dolayısıyla bu yapının çok öne çıkıyor olması çok enteresan bir tarafıyla. Bir tarafından da bu beka söylemini tamamlayan bir tutum içerisinde giriyor. Bakın belki az sonra konuşuruz. Konya'nın yerel televizyonlarında dünden beridir Konya'nın huzurunun bozulmaması için son derece sağduyulu, bunu tırnak içerisinde belirtiyorum, son derece sağduyulu doktorlar gibi, avukatlar gibi toplumun ileri gelen kesimleri, toplumu ileri taşıyacak kesimlerini provoke etmekle, süreçleri provoke etmekle zorlayan yayınlar yapılıyor. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman bir makul basın grubu ortaya çıksın. Bu makul basın grubuyla toplumu baskılayalım ihtiyacı da beliriyor. Yani toplumun aslına bakarsanız, özür dilerim, devletin bütün ideolojik aygıtlarını, Althusser'in anlattığı bütün ideolojik aygıtlarının buralarda kendini yeniden ürettiğini görüyoruz kanaatimce. Peki. Teşekkürler. Hocam, Eren Bey'in bıraktığı yerden devam edelim isterseniz. Yani burada saldırıyı gerçekleştiren güvenlik görevlisinin bile bir tarikat kontajanından oraya girdiği konuşuluyormuş Eren Bey'in söylediği gibi. Yani şimdi bakıyoruz duruma, Konya valisi çıkıyor, diyor ki bir sağlık çalışanını öldürdü diyor. Yani neyi gizliyorsunuz ki? Yani bu öldürülen ilk hekim değil ki, şiddete uğrayan ilk hekim değil ki. Sonra bakıyoruz o güvenlik görevlisi başka bir hastanede güvenlik görevlisi ama oraya silahla girebilmiş. Şimdi bir tarikatla bağı konuşuluyor. Sağlık Bakanı'nın kendisinin hangi tarikata bağlı olduğunu artık bilmeyen çocuk yok. Yani Türkiye nasıl aşacak bunları? İktidar değiştiği durumda dahi bürokrasi de hadi bakanlıklar neyse değişecek diyelim. Yani bu tarikatın ilişkiler bürokrasiden, devletten nasıl temizlenecek de tekrardan liyakatla bazı atamalar yapılacak, kurumlar rahatlayacak. Nasıl olacak hocam? Bu mümkün mü sizce? Aslında mümkün. İstendikten sonra mümkün. Ama bu her şehre, her kasabaya bir üniversite kurdular ya. Bunların, bu üniversitelerin amacı zaten buydu. Yani kurumsal bir üniversiteye asla giremeyecek, öyle bir üniversiteyi okuyamayacak tarikat cemaat mensuplarının mezun olabileceği şey. Bunlar bir bilim öğretmiyorlar o okulda, bir diploma veriyorlar. Aha. Diplomayı alacak ki kurumlara girecek. Lise mezunu olacak, üniversite mezunu olacak, şu bölüm mezunu. Mesela eskiden doktora diye bir kurum vardı. Doktora yapamıyor bu arkadaşlarımız. Yaparlarsa tezler hep araklama. İktibas ediyorlar başka yerlerden. Şimdi bir uluslararası dergide 3 makale yayınlamak diye. Onu da kolaylaştırıyorlar. Niye? Bunlar aslında bürokrasiye giriş üniversiteleri. Gerçek bir üniversiteyle hiçbir alakaları yok. Bir kere eğer Türkiye normalleşirse bu üniversitelerin çoğunun kapatılması lazım. Yani o sonradan açılan kasaba üniversitelerin, imam hatip üniversitelerin diyelim. Son 10 senede profesörlük alanlar da hocam belki tartışmaya çalışıyor. Bunların hepsinin tezlerinin yeni baştan bir el alınıp bakılması lazım. Aynı tezi aynı jüriye veren, üstelik de ikisi de iktibat etmiş başka yerden, çalmış. İkisinin de tezini kabul edildiği vakalar var yani üniversitelerde. Böyle bir üniversite kavramı yok. Sonuçta üniversiteler bu hale getiriliyor çünkü buradan bürokrat yetişmesi lazım. Bunlarla doldururlar her tarafı. Bütün uzmanlıklarının, bütün profesörlüklerin, doçentliklerin, doktoraların hepsinin bir elden geçmesi lazım. Yani YÖK'e karşıyız ama bir çok doğru düzgün bir yüksek öğrenim kurumu çalışmasına ihtiyaç olacak diye düşünüyorum. Peki. Tekrardan hocam Eren Bey'e döneceğim. O da bu konu aslında, bu konu üzerinde aslında çokça kafa yoruyor bu bürokrasideki şu andaki gelen tepkiler. Ben aslında aynı soruyu ona da sormak istiyorum. Yani şu olay üzerinden baktığımızda bile yani devlet kadroları nasıl şekilleniyor, nasıl atamalar yapılıyor Eren Bey görebiliyoruz. Yani bu bürokrasideki dönüşüm kısa sürede mümkün olabilecek mi? Yoksa sancıları Türkiye'yi daha uzun süre
etkileyecek mi acaba sizce? Bence iki şey var orada. Birincisi, Türkiye'de devlet çok büyük bir yapı. Aynı zamanda devletin memurlarının temas ettiği alan, yani maaşını harcadığı alan, bunları göz önüne aldığın zaman aslına bakarsanız Türkiye neredeyse devlete temas etmeyen bir aile olmadığını görüyorsunuz. Çok az ailenin. Tabii bu bir taraftan Türkiye coğrafyasında doğuya doğru gittikçe azalıyor, batıya doğru geldikçe artıyor. Ankara çevresinde çok çok fazla memuru var devletin. Büyük bir bürokratik yapısı var devletin. Şimdi bu birinci bölüm. Dolayısıyla devlet çok kolay çözülecek, direnç göstermeyecek, politikalara karşı çıkmayacak durumda değil. Kemal Bey'in ısrarla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oynadığı alan, sürekli vurgu yaptığı alan burası. Bürokratları ikiye bölmeyi tercih ediyor. Bir taraftan bunları biliyorsunuz sarı bürokratlar, diğer taraftan namuslu bürokratlar diyor ardından. Ama şunu da atlamayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhuriyet tarihinin önemli bölümünde, beşte birinde iktidar. Yani bu 20 yılın muhasebesini çıkarmaya kalktığınız zaman çok büyük bir tahribat var ortada. Bu devlet kadroları için de geçerli. Yani o kadar ki asla çözülmeyeceği söylenen Türk Silahlı Kuvvetleri, 28 Şubat sürecine kadar asla çözülmeyeceği söylenen Türk Silahlı Kuvvetleri sadece birkaç yıl içerisinde Gülen cemaatinin oradaki terör yapılanmasının etkisi altına girip bir darbe girişiminde bulundu. Neyse ki yarıda kesildi o darbe girişimi, ama bir girişimde bulunmuş olmaları bile çok önemli. Hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin pratikleri açısından çok uzakta bir yerde konumlanan, neredeyse radikal sayılabilecek bir cemaat etkisinden geçerek bunu yaptı. Dolayısıyla 20 yılın aslına bakarsanız ne kadar uzun bir süre olduğunu ve beraberinde devleti ele geçirmek için hangi cemaatlerin, tarikatların hangi faaliyetlerde bulunduğunu görebiliyorsunuz. Ankara'da konuşulan şey başka bir tarikat ve cemaatin Sağlık Bakanlığı içerisinde çok rahat bir örgütlenme içerisinde olduğu ve neredeyse hiçbir süreçten kaçmadığı, bütün süreçleri avucunun içerisinde tuttuğu konuşuluyor. Bu çok tehlikeli bir durum kanaatimce. Yani bütün sağlık örgütlenmenizi, ki sağlık örgütlenmesi bir yandan sadece Ankara'da olan bir binanın, yani bir bakanlığın değil, aynı zamanda taşra teşkilatları olan, Türkiye'de taşra teşkilat olan sadece birkaç bakanlık var. Geriye kalan bakanlıklar çoğunlukla Ankara'da konumlanır ve taşralı teşkilat yoktur. Sağlık Bakanlığı bu anlamda bir devasa bir teşkilatlanma. Bütün bu birimleri elinde tutan ve nereye kimi koyacağı konusunda neredeyse tek başına olan bir tarikat ve cemaatten bahsediyoruz. Ben bu anlamlarda bu yükün, yani Sağlık Bakanlığı'nın içinde bulunduğu bu durumun, sağlık çalışanların ve hekimlerin taşıdığı riskin tamamının iktidar partisiyle beraber bahsedilen tarikat ve cemaatin üzerine yıkılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir çete soruşturmasına ihtiyaç var. Çünkü bu sadece basit, tek başına münferit bir olay değil. Aynı zamanda bu bir süreç. Biz daha önceki süreçlerde sağlık çalışanlarına bu bağlamda bir şiddet uygulandığını görmüştük. Tek başına bir olay değil bu. Ve artacak gibi görünüyor. Yani ve bunu hastanelerin kapısına bir X-ray cihazı koyarak anlaşıldığı gibi engellenemeyecek bu durum. Öyle bir durumda olmayacak. Yani basit birkaç önlemle engellenecek bir durum değil gibi görünüyor. Yani dediğinize katılıyorum Eren Bey. Burada hani çıkıp açıklama yapması gereken, çünkü Fahrettin Koca hani koronavirüs salgını ilk çıktığında bir figür olarak görülüyordu ama geçtiğimiz zaman bir figür falan olmadığını, aslında bakan bile olmadığını gösterdi yani. Burada çıkıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir şey demesi lazım. Giderlerse gitsinler lafından sonra. Özellikle bu saldırıdan sonra. O da açıklamayı yapmayı tercih etmedi şu ana kadar. Yani böyle olunca bu şiddet olaylarının artması tesadüf değil ki. Sizin de dediğiniz gibi giderlerse gitsinler diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Ben şunu sormak istiyorum. Ya hakikaten, ve ikinci defa soruyorum aslında bu soruyu ama üstünde çok durulması gerekiyor bence. Yani bir iktidarın böyle bir politikası olabilir mi? Doktorlara giderse gitsinler demesi, lafını söylüyorum. Bu sadece doktorları değil, ülkenin bütün okumuş, düşünebilen muhalif insanlarına. Yani az da bir sayımız yok. İyi kötü yani bu ülkenin yarısıyız yani. En azından sandıkta. Belki daha fazla. Bu hakikaten bir politik olarak tercih ediliyor olabilir mi sizce? Uzun vadeli yayılmış bence daha fazla. Niceliksel olarak daha fazla, niteliksel olarak ülkenin tamamından bahsediyoruz. Zira bir azınlığın hastanelere girerek orayı felç etmesi, orada bir tahakküm kurması. Bu tarz siyaseti 90'larda da görmüştük. Çok değişen bir şey yok aslında bakarsanız. Hastanede değildi, sokaktaydı.
üniversitede amfinin içerisine değildi, yönetimde de değildi ama bir şekilde çatışıyordu. Sokakların her bir köşesini tutmaya çalışıyordu. Karanlık köşeleri, yani aydınlatılmayan karanlık köşeleri tutmaya çalışıyordu sokaklarda. Şimdi hastanelere gidiyor ve neredeyse bir asırdır o ezilmişliğin, yani doktorların okul okuyup, ondan sonra üzerine ihtisas yapıp, arkasından hastaneye girip diğer insanları iyileştirmesini içine sindiremeyen, onlara tahakküm etmeye çalışan bir anlayış var ve örgütlü bir anlayış bu, tuhaf bir şekilde. Dediğim gibi tek başına müfred olay değil bu. Evet. Çünkü bir toplumsal kesimin, doktorların siyasi görüşleri, dünyayı kavrayış şekilleri, yaşam biçimleri üzerinden ezilmesi gerektiğini düşündüğünde ortaya koyuyor açık bir şekilde bu topluluk. Dolayısıyla bu topluluğun basit bir emniyet çizgisinin öbür tarafına atılarak, yani bir X-ray cihazı konularak ya da işte birkaç tane güvenlik görevlisi de artırılarak, katlara birkaç tane güvenlik görevlisi konularak engellenemez. Bu anlayışın kendisinin engellenmesi gerekiyor. Çünkü bu insanların, hekimlerin bir de dışarıda bir hayatı var. Nasıl engelleyeceksiniz? Yani hastanenin içerisine şiddeti sokmadığınızı varsayın. Bu insanlar evlerine gidiyor. Bu insanlar dışarıda eğleniyor. Bakın, atlamayalım, meyhanede yazdığı mesajı Instagram'da paylaşıldığı için doktor hakkında soruşturma açıldı geçtiğimiz günlerde Türkiye'de. Yani evet, bu insanların yaşam tarzı yönelik bir saldırı var ortada. Ortada bir muayeneden memnun olmayan bir kişi yok. Ortada bu yaşam tarzından nefret eden insanlar var. Dolayısıyla kanaatimce bu anlayışın değişmesi için seçimlerden daha fazlasına ihtiyaç var. Bir yandan işte dediğiniz gibi, az önce söylediğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın giderlerse gitsinler demesinden kurtulmaya da ihtiyaç var. Bir sorumlu yönetici bu şekilde konuşamaz. Bir sorumlu yönetici bunu söylediği andan itibaren artık hekimlerin ya da işte avukatların da benzer şekilde kanaatimce onlara da ya da işte başka toplumsal kesimlere de kutsiyet atfettiğiniz bir aşamadaki gibi başka toplumsal kesimlere de bunu söylemiş oluyorsunuz. Okuyan insanlar buradan gitsin diyorsunuz. Onlara ateş atıyorsunuz kanaatimce. Peki. Hocam aynı soruyu size soracağım. Yani öyle bir anlayış oluştu ki dün sosyal medyada paylaşılmış Konya'da bir yerel haber sitesi Ekrem Karakay'ın hayatını kaybetmesini haberleştirmiş. Altında gelen yorumlara baktığımızda yani iyi olmuş diyenler bile var. Yani öyle bir anlayış ki bizimle ilgilenmiyorlar. Onlar da kendilerine çeki düzen versinler diyenler var. Öyle bir anlayış ki yani bu hekimlerin günde 1000 hastaya bakmasının sorumlusu kim düşünmüyor ama yani hekim bize iyi davranmıyor, bir güler yüz göstermiyor diyebiliyor bu insanlar. Yani burada hakikaten bir, niye bu düşmanlık yani hekimlere, okumuş insanlara? Bunun asıl sorumlusunu görmeyip insanlar yani doğru ifade etmeye çalışıyorum. Cümlelerimi doğru seçmeye çalışıyorum. Yani AKP iktidarı bu 20 senede bu insanların ezilmişliğini o kadar sömürdü ki hakikaten bu ülkenin okumuş insanlarına karşı bir öfkeye çevirdi diye düşünüyorum ben. Başardı bunu hakikaten maalesef. Siz ne düşünüyorsunuz? Topluma verecek şeyi azaldıkça iktidarın topluma bir kibir, bir küstahlık hediye ediyor. Bir video seyrettim sosyal medyada. Tabii genelleştiremeyiz ama özel bir hastanede daha önce bir operasyon falan geçirmiş. Çok masraf olmuş. Evine haciz gelmiş falan birisi. Diyor ki ama şimdi öyle mi diyor. Şimdi gerekirse hastanede sağlık çalışanlarını dövüyoruz diyor. Evet. Benim en büyük zenginliğimdir bu diyor. Şimdi bu cümlenin edilebildiği bir ülke haline geldik. Bu tabii sadece şey değil, hekimlere karşı değil, hekimler ama özellikle. Çünkü Türkiye'nin en yüksek puanla girilen üniversiteleri, tıp fakülteleri, tıp fakültesini bitirdiniz 6 sene, 4 sene de değil. Sonra uzmanlık için çalıştınız, geceniz gündüzü kattınız ve hastaneye geldiniz. Hastanede sizi isterse dövebilirim. Hatta benim böyle bir hakkım var, tabii ki döverim diyen bir şey kalabalıkla baş başa bırakıyorlar. Sağlık sorunlarını çözemeyen iktidar halka bu lüksü veriyor. Sağlık sorunu çözemedim ama doktoru dövebilirsin. Şikayet edebilirsin. Şikayet ettiğin zaman ben senin her şikayetini işleme koyacağım. Yani şeyin liyakatle bir yere gelmenin mümkün olduğu her yerde liyakat sahiplerine karşı kışkırtılmış bir kara kalabalık diyelim. İşte geçen Urfa'daydı galiba.
bir aile hep beraber doktora saldırdı, evet, doktor şeyini yırttı. Ama bunu yapan arkadaşlara bir müjde verelim. Bu doktorlar gidiyorlar başka ülkelere. Bir süre sonra doktor yani dövecek doktoru bulamayacaklar. Evet. Saldıracak doktoru bulamayacaklar. Dolayısıyla kendilerine bir aspirin yazacak doktoru da bulamayacaklar. Sadece onlar değil. Bütün toplum bu şeyin, edepsizliğin bedelini hep beraber ödeyeceğiz. Çünkü biz de doktoru bulamayacağız. Bizim ayrı hastanelerimiz yok. Evet hocam, kesinlikle. Türkiye için çok acı bir durum gerçekten. Bu konuyu burada noktalandıralım. Umalım hekimler bu meseleyle karşılaşmaz diyoruz ama yani devam edecek gibi duruyor. İki günlük bir şey yapacaklar, iş bırakma yapacaklar. Hekimlerin, sağlık çalışanlarının yanındayız. Bunu da ifade edelim. Evet hocam. Bu konuyu burada noktalandıralım. Kısa bir reklam arasından sonra görüşmek üzere. Tekrardan merhabalar. Konuklarımıza devam ediyoruz. Bu haftanın önemli gündemlerden birisi de Sedat Peker'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalardı. Hocam, Peker bizi 90'lara götürdü bu sefer de. Eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz hakkında bazı iddialar oldu. Macaristan'da bir kumarhanede çekilen görüntüler ve daha sonra Sedat Peker'in 5 milyon dolar karşılığında ve bu kaseti verme karşılığında tahliye olması. Doğrulayan isimler de oldu. Yani Ertuğrul Özkök'ün bir açıklaması oldu. Ben sadece patronum Aydın Doğan'dan prim aldım dedi. Hayır, böyle bir şey yok dedi. Belki çıkacak yeni kayıtlardan mı korktu bilemiyoruz ama yani şu tartışmayı da başlattı. Peker hep günümüzdeki, aslında Mehmet Cengiz'e hedef aldı tabii bu burada. Ama 90'lara gitmiş olduk. Yani şöyle bir tartışma da başladı. AKP'ye gidiyoruz diyoruz ama 90'lar da çok da matah değilmiş diye. Siz nasıl yorumluyorsunuz bunu? Mesut Yılmaz dönemini yaşamış bir isim olarak. O zaman da matah değildi ama bazı kurumlar vardı. Şimdi hiçbir kurum da yok. Şimdi Ertuğrul Özkök'ten şey yapayım. Ertuğrul Özkök'ün gazeteci olduğunu yazıyorlar. Onlar bir gazeteci değil. Onlar iş takipçisi. Patronlarının işlerini takip eden insanlar. Tabii ki iş takip ediyor. Sonuçta prim alıyor. Ama hangi seviyede iş takip ediyor? Adli yönde iş takip etmiyor. Devletin en üst kademelerinde iş takip ediyor. Rüşvetlere aracılık ediyor. İşte burada Mesut Yılmaz, işte başbakanlık yapmış falan bir insan, kumarhanede gözüne bir yumruk yemiş. Ben o gözünü hatırlıyorum, böyle mosmor. Bunu videosu yayınlanmasın, çıkmasın ortaya, rakip partilerine geçmesin diye beni tahliye edin ve 5 milyon dolar da para isterim diyor. Bunlar hemen kendisine temin ediliyor. DGM'nin hakimi, o zaman biz DGM'den çıkamıyoruz, sabah gidiyorduk DGM'lere. Akşama kadar, öğle arası bile yoktu. Bir günde 5 tane yargılama yaşadığımı biliyorum, yargılandığımı biliyorum. O arada DGM hakimleri meğer şantaj karşılığında bir cezaevinde yatan birinin tahliye işlerini falan ayarlıyormuş. Hukukla, şeyle, bağımsız yargıyla falan alakaları hiçbir zaman olmadı onların. Bir şeydi, muhalefet üzerinde bir sopa olarak DGM kullanılıyordu. Aynı zamanda da bu tür işler için de kullanılıyormuş. Çürümüş bir yapı. Çürümenin sebebi de bunlar olağanüstü mahkemelerdir, olağanüstü kurumlardır. Olağanüstü kurumlar hep zaten bir çürümenin üzerinde ortaya çıkar. Şeyde Mesut Yılmaz, işte ne bileyim, çok yavaş konuşan, ağzından kelimelerin kerpetenle çıktığı falan bir şey gibiydi. Meğer işte kumar oynayan bir şeye, mafya diyelim veya işte yalancı bir yerde şey veren, haraç veren, devletin kurumlarını bunu çabuk tahliye ettin falan diye emir verebilen adammış. Yani şimdikiler ne kadar berbatsa onlar da o kadar berbatmış ama şimdi daha çok görünüyor. Yani aradaki fark şimdi berbatlığın daha görünür hale gelmesi. Peki hocam. Eren Bey, Peker'in açıklamalarını sormak istiyorum size. Artık bir sınıra ulaştı mı? Yani öyle şeyler anlatıyor ki hepimizin dudağını uçuklatacak şeyler. En son dediğim gibi Mesut Yılmaz dönemine dair bir şey söyledi. Ama asıl hedef aldığı isim Mehmet Cengiz'di. Şunu sormak istiyorum. Hakikaten bir sınıra
ulaştı mı acaba Peker'in açıklamaları? Eski etki, ya yani bir tavan yaptı, oradan düşmeye mi başladı? Çünkü söyledikleri çok önemli şeyler ama artık eskisi bir gibi konuşulmuyor sanki. Kanımca Sedat Peker fasıl açıyor şu anda yaptıklarıyla. Çünkü her seferinde başka birine sataşma söz konusu. Her seferinde başka bir ismi gündeme getirme söz konusu. Ama bir taraftan mecralarda sıkıştı tabii elinde. Önceden video çekebiliyordu, artık video çekemiyor. Anladığımız kadarıyla kendi Twitter hesabını kullanamıyor. Sadece beğeni tuşuna basabiliyor. Orada pazarlık olduğunu anlıyoruz. Başka hesaplarla bunları yazıyor. Bunların her biri aslına bakarsanız ileriki günlerde hukuk karşısında bir hesap verirken elini rahatlatacak işler. Yani deli çavuş hesabı yurt dışından yönetiliyorsa Sedat Peker'le çok ilişkilendirilmeyebilir. Yani bunları ben yazmadım diyebilir örneğin. Bu AKP'nin kaldığı formülle olacak bir şey. AKP'den sonraki formülle çok yargılanacağını düşünmüyorum. Daha çok siyasi bir karşılığı olacağını düşünüyorum. Aslına bakarsanız Ankara polislerine bir kısmı da konuşuluyordu. Yani farklı zamanlarda konuşulan işler. Az önce Zeki Hocam'ın söylediği gibi gazetecilerin bir bölümü gazeteci değil, iş takipçisi zaten. Ama siyasetteki her kirlenme beraberinde diğer partilerde de kirlenme yaratıyor. Zira Mesut Yılmaz biz bir dönem sonra, yani ANAP projesi bittikten sonra, AKP geldikten sonra, tek başına milletvekili olduktan sonra CHP'ye yakınlaştığını da gördük. Ya da CHP'nin yönelimlerinin daha merkeze doğru, ANAP'a doğru, Anavatan Partisi siyasi çizgisine doğru yöneldiğini gördük. Bunlar kendinden olmadığı, Mesut Yılmaz da oradaydı ya da Mesut Yılmaz'ın kadroları da oradaydı. Bu bir taraftan aslına bakarsanız bir arınma siyaseti anlamına geliyor kanaatimce. Çünkü Mesut Yılmaz bunca şeyi, yani geride bıraktığı bunca şeyi, bir süre sonra ortaya çıkacağını büyük ihtimalle biliyordu. Yani bunun sizinle beraber geleceğini, arkanızdan geleceğini siyaset yapan herkes bilir. Dolayısıyla bugün olmasa yarın bir şey olacağını biliyordu ki arınmayı de uygun görmüş anladığımız kadarıyla. CHP'nin toplumsal tabanı çok büyüyeceğini veya bir yandan CHP'nin toplumsal tabanının vicdanı temsil edeceğini, Türkiye'deki toplumsal diğer tabanlar nezdinde orada arınmak gerektiğini de görmüş olmalı. Aynı şeyi ben Süleyman Demirel için de söyleyebilirim. Yani Türkiye'de merkez sağ siyaset günahlarını CHP'ye yaklaşarak, CHP'nin toplumsal tabanının kendisini anlamasını sağlayarak da görmüş oldu. Zira karşımıza artık daha kirli bir siyaset var. Yani bu kadar kirin içerisinde, bu kadar pasın içerisinde Mesut Yılmaz'ın, zannederim bazı toplumsal kesimler için, Mesut Yılmaz'ın 5 milyon lirası veya doları şu anda anımsayamadım, çok büyük bir para etmiyor olabilir. Zaten bu Mavi Akın projesinden dolayı Zeki Hocam da hatırlar, Mesut Yılmaz Yüce Divan'da yargılanmıştı. Aslında bu kumarhane olayı tam onun sonrasına geliyor hocam. Dün gazeteci Cengiz Erdinç bir yayında söylemişti bunu. Yani orada aslında şimdiki Sedat Peker'in bu iktidar hakkında söylediklerini aratmayacak kirli ilişkiler var. Yani Mesut Yılmaz durduk yere herhalde niye kumar oynuyorsun diye dayak yemedi. Ortada Mavi Akın projesiyle bir çökülmüş para vardı. Zaten Mesut Yılmaz Yüce Divan'a gitti. Orada aklandı, o ayrı bir şey ama aynı ilişkiler aslında o zamandan beri varlığını sürdürüyormuş. Yani burada devlette süreklilik esastır denir ya. Bir anlamıyla onu yaşıyoruz. Sizin dediğiniz gibi de kurumlarda çöktüğü için daha ağır yaşıyoruz bu meseleleri. Oradan şu noktaya gelmek istiyorum hocam. Yine Eren Bey ile devam edeyim müsaadenizle. Ben orada bir küçük şeye gireyim de. Türkiye sağ siyaseti bir siyaset olarak kurulmadı aslında. Bir soğuk savaş organizasyonudur. Soğuk savaş zihniyettir. Devletin içinde büyük siyasi konulara ordu karar verir. Sivil siyaset diye de bu sağ siyaset bir yolsuzluk yapar, hırsızlık yapar falan. Onlara da kimse bir şey demez. Şimdi Yüce Divan'da yargılandı, beraat etti. Az önce DGM'yi konuştuk. DGM ne iş yapıyormuş meğer? Bu tür pazarlıkların organizasyonunu yapıyormuş. Anayasa Mahkemesi'nde, Yüce Divan'da da bir başbakanı mahkum etmek istememişlerdir. Niye? Çünkü altı üstü rüşvet yemiştir, bir şey almıştır falan. Bunun için sağ siyaseti bizim devletimizin kurumları yargılasa da beraat ettirir. Mahkum etmez yani. Anladım hocam. Eren Bey, Peker'in bu açıklamalarından saatler sonra da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beşli Çete'yi hedef alan
bir tweet'i oldu. Kendisine aracılığa gönderildiğini söyledi. Ve boşuna göndermeyin, hesap vereceksiniz şeklinde, özetleyebileceğim şekilde bir paylaşımda bulundu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun buradaki beşli çete ısrarını neye bağlıyorsunuz? Yani mevziyi buradan mı çekti acaba Sayın Kılıçdaroğlu? Mesela Yıldırım Demirören hakkında da birçok iddia var. Ama özellikle benim gözlemim bu beşli çete lafı üzerinden bir siyaset şekillendiriyor Kılıçdaroğlu. Bu ne ifade ediyor sizce? Ankaralı ifade ettiğini düşünüyorum. Kemal Bey Ankaralı, aynı zamanda klasik 90'lar sosyal demokratı. Dolayısıyla devletin kamu kaynakları üzerindeki baskısını kurmak istediği baskıyı, sermayeye karşı kurmak istediği baskıyı biraz davalarla kurduğunu biliriz. Bu pratiktir. Zaman zaman böyle davalar ortaya çıkar. Sermaye bir şekilde sıkıştırılır. Son dönemde, son 20 yıllık dönemde 2002 kırılması ile beraber bu tamamen tasfiye edildi. Artık Mehmet Cengiz'e veya buna benzer aktörlere verilen paraların, yapılan ödemelerin neredeyse Danıştay denetimine bile girmediğini, dolayısıyla kamuoyunun gündemine sadece gazeteciler aracılığıyla geldiğini, bunlara dava açılamadığını, dava açılmadığını, sürdürülemediğini, baskılanamadığını, yani Ankara'nın sermaye üzerindeki baskısının tamamen yok edildiğini, en azından bir miktar olan baskısının tamamen yok edildiğini gözlemliyor Kemal Bey. Burada bir geriye dönüş talep ediyor. Bir yanda kanaatimce her iktidarın yaratmak istediği burjuvaziyi, ki bu AKP kırılması, 2002 kırılması ile beraber daha büyük bir burjuvazi. Aynı zamanda yön değiştiren bir burjuvazi haline geldi. Yani İzmir İktisat Kongresi'nden sonra oluşturulmak isteyen Türk burjuvazisinin 2002 kırılması ile beraber işte klasik, her zaman konuştuğumuz muhafazakar burjuvaziye doğru dönüşmüş olması Kemal Bey'in orayla arasında set çekmesini de getirdi kanaatimce. Yani Sosyal Demokrat Parti'nin lideri aslına bakarsanız sermaye sınıfıyla kurallı bir ekonomi içerisinde, serbest pazar ekonomisi içerisinde bir ilişki sürdürme istiyor ama bunun içerisine beşli çete diye tabir ettiğimiz şirketleri katmayı istemiyor. Çünkü bu aynı zamanda AKP'yi temsil eden, AKP dönemini temsil eden 5 şirket anlamına geliyor. Kamu kaynaklarından bütün dünyadan çok yararlanan 5 şirket anlamına geliyor. Ben o anlamda bunları tasfiye etmeyi, aynı zamanda muhalefet içerisinde, muhalefet kanadında, işte altılı masa çevresinde de karşılık bulmaya hazır olan bazı aktörlerle hayır ben anlaşmayacağım, ben sizi tamamen tasfiye edeceğim anlamına gelen bir takım sözler sarf ediyor. Ben karşılığı olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani devlet içerisinde bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü devlette namuslu bürokrat olarak kodladığı kişilerin bu beşli çeteden rahatsız olduğunu, hükümetin bu beşli çeteye verdiği, yaptığı ödemeler ya da verdiği ihaleler, işte kamu kaynaklarının harcanmasından sıklıkla rahatsız olduğunu bildiğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla Kemal Bey o bürokrasideki yarılmayı da arttırmak için olabildiğince İstanbul'u sermaye sınıfına karşı çok net bir tavır alıyor bence. Bir yandan tabii bunun işte muhalefet içerisinde kendini Cumhurbaşkanlığı adaylığına götürecek yolda da bir fırsat olarak görülme tarafı da var kanaatimce. Ama bu belki başka bir tartışma konusu olur. Son bir sorum olacak Eren Bey size. Zamanınız kısıtlı biliyorum. Yani evet. Bu beşli çeteden belli isimlerin, bunu CHP milletvekili Ali Mahir Başarır da söyledi. Biz de temasa geçmeye çalışıyorlardı diye. Biz de ikili sohbetlerimizde kurum ismi vermeye gerek yok ama beşli çeteden bazı isimlerin muhalif basınla, muhalif kurumlarla iletişime geçmeye çalıştığını konuşmuştuk aylar önce, hatırlarsınız ikili sohbetlerimizde. Evet. Ya bu hakikaten iktidarın değiştiğinin ilk emarelerinin göstergesi olabilir mi? AKP İstanbul sermayesiyle pek sorun olmamıştı ama hiçbir zaman da yan yana görüşmemişti. Hep bir gerilimden söz edilmişti. Kendine yakın müteahhitlerin iş adamlarını da kaybediyor ya da iktidara güven azalıyor şeklinde yorumlayabilir miyiz bunu? Ben yorumlayabileceğimizi düşünüyorum. En azından orada bir ihtimal var. Zira bakın, Türkiye'de iktidar değiştiği ya alttan ya da üstten gelen hareketlerle, zaten her yerde bu şekilde ama bu şekilde olur. Alttan gelen hareketlerin iktidarı kıpırdatmadığını görüyoruz. Yani bugün yaşadığımız doktor ölümü, avukat ölümü, bunun üzerine gelen tepkilerin iktidar partisini çok fazla yıpratmadığını, oy bloğunun yapışık olduğunu, bunu çok değişmediğini gözlemliyoruz. Yani çok küçük oylar kaybediyor iktidar partisi anketlerde anladığımız kadarıyla. Bu deneniyor toplum tarafından ama bu çok satın alınan bir şey değil. Gezi döneminde de benzer bir şey olmuştu hatırlarsınız. Gezi'de de
toplum artık bu iktidardan kurtulması gerektiğini başka toplumsal kesimlere farklı şekilde anlatmaya çalıştığı, ama bu çok satın alınan bir şey olmadı siyasi iletişim açısından. Ama yukarıdaki burjuvazi içerisindeki, sermaye grupları içerisindeki hareketler buralara yelken açıyor. Bence buradaki kritik soru şu: Erdoğan, biz Beşli Çete'nin her bir üyesinin Erdoğan'la ya da oraya çıkan kanallarla aralarının çok iyi olduğunu biliyoruz. Acaba Erdoğan neden buna sesini çıkarmıyor? Veya Erdoğan acaba bu konuda bir onay veriyor mu? Yani Mehmet Cengiz'in Kılıçdaroğlu'na ya da işte Beşli Çete'nin herhangi bir üyesine Kılıçdaroğlu'na haber göndermesinden haberdar mı diye sormak gerekiyor kanaatince. Çünkü haberdarsa eğer ya da bir şekilde kulağına çalınıyorsa bütün bu süreç, orada başka bir kompozisyon olabilir, bilmediğimiz başka bir şey olabilir diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz. Eren Bey, çok teşekkür ederim yorumlarınız için ve yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hocam, Eren Bey'in kaldığı noktadan sormak istiyorum size. Hakikaten bu Mehmet Cengiz'in ve Beşli Çete'nin tırnak içinde diğer üyelerinin muhalefetle görüşme çabaları, bir kendini aklama çabaları var. Ertuğrul Özkökli bir röportajı oldu Mehmet Cengiz'in. İktidarın değiştiğinin ilk emareleri olabilir mi sizce? Şimdi tabii ki bir çözülme süreci bu. Mehmet Cengiz de her zaman hızlı hareket eden, sadece veciz cümleler kuran değil, biliyorsunuz onun Türkiye'de çok ünlenmiş veciz cümleler var, milletin diye başlayan. Evet. Şimdi yeni bir veciz cümlesi var. Vallahi bunlar bizim değil, biz emanetçiyiz, yukarının bunlar diye de bir cümlesini okuyorum şeyde. Yukarı kimdir bilmiyoruz tabii. Ama bu Beşli Çete'nin sadece devletten olağanüstü şeyler alması, ihaleler alması, acil bir durum varmış gibi davet usulüyle verilen ihaleleri alması, vergilerin affedilmesi, vergi borçlarının falan, bütün bunların bu gruplara aynı zamanda bir tahsildarlık görevi de verilmiş olabileceği duygusunu hepimizde uyandırıyor. İstanbul sermayesi meselesine gelince, AKP'nin bu pervasızlığında ve işleri bu noktaya gelmesinde şeyin İstanbul sermayesinin rolü de yok değil. Tabii. Güler Sabancı'nın şeyle ilgili, Berat Albayrak'a biz diyoruz, onunla ilgili neler söylediğini hatırlıyoruz. Önce, evet. Hiçbir şirketinde müdür yapmayacağı kişi için övgü dolu sözler söylüyordu. Niye? Al gülüm ver gülüm. Sen benim sırtımı kaşı, ben seninkini kaşıyayım diye bir ilişkileri vardı. Şimdi bütün kabahati Beşli Çete'ye yıkan bir anlayış bence isabetli bir şey değil. Ama siyasette hedef daraltmak bazen hani yol açıcı olabilir. Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa, Beşli Çete diyerek sadece bunlara hedefi daraltarak belki İstanbul sermayesinin desteğini almayı düşünüyordur, ama İstanbul sermayesinin günahı bitmez. 12 Mart'ında arkasındaydılar, 12 Eylül'ünde arkasındaydılar, AKP'nin gelişinde arkasında oldular. Türkiye'ye karşı hiçbir sorumluluk duymayan, sadece karlarını maksimize etmekten ibaret bir dünyası olan bir Türkiye büyük burjuvazisi vardı. Şimdi buna bu türedi, beş çeteler eklendi. Bu beş çeteler tasfiye edilince Türkiye'de bir arınma, bir temizlenme olmuş olmayacak. Büyük sermayenin kendi eski günahlarıyla bir yüzleşmesi lazım. Türkiye'de sendikaların yok edilmesinde, işçi haklarının yok edilmesinde, darbecilerin, Vehbi Koç'un yazdığı 12 Eylül'e mektup vardır. Neler yapın? Kenan Evren, şunu yapın, bunu yapmayın falan. Tamamı işçi haklarını nasıl bularsınız üzerinedir. Bu AKP'nin vardığı yerler bu yollardan geçilerek varılmış yerlerdir. Onun için hani arkasını buna dayayan bir muhalefetten bir demokrasi ümit etmek için çok fazla sebebimiz olmaz. Peki hocam, orada şöyle bir klasik tartışma vardır ya, Türkiye'de 2000'lere kadar özellikle bürokrasinin yönettiği yönünde, Ankara bürokrasisinin yönettiği yönünde ülkeyi. Normalde batı tipi demokrasilerde bürokrasi sermayeyi kontrol altına almak için vardır. Benim sormak istediğim burada şu: şimdi bu yapı hepten bozuldu artık, bu denge. AKP'nin bir devlet aygıtı oluştu. Eğer AKP giderse ve bu AKP'nin aygıtı tasfiye edilirse, sizce burada nasıl bir yapı ortaya çıkacak? Eren Bey'in söylediği gibi az önce Ankara bürokrasisinin bir etkisi hissedilecek, yoksa
İstanbul sermayesi mi siyaseti şekillendirecek? Bunu Nebar Edin'de görebiliyoruz mesela. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Koç ailesinin yakınlığı sıkça söz ediliyor. Diğer taraftan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı söz konusu. Onun da Ankara bürokrasisinden, muhalif kanadından belli bir destek aldığı konuşuluyor. Yani orada yeni bir taraflaşma olabilir mi ya da denge nasıl ortaya çıkacak? Yani bu bürokrasiyle, yani devlet bürokrasiyle burjuvazi arasındaki ilişkinin ille de birebir şey olması gerekmiyor. İdeolojik dolayınlar üzerinden de bir şey var. Tabii ki devletin sınıf karakterini belirleyen şey. Orada patronların sözünün birebir geçmesi değil. Ama işte Kenan Evren 12 Eylül darbesini yaptığı zaman Kenan Evren'in sözü geçiyor gibiydi. Ama Kenan Evren kimin çıkarlarının gerçekleştiricisi olarak oradaydı? Bir, Amerikan emperyalizmin, iki, onların Türkiye'deki yerli işbirlikçilerin. Türkiye büyük burjuvazisinin, tek burjuvazisinin işlerini yapıyordu. Yaparken bazen burjuvazinin kendisiyle de çelişkiye düşebilir ama onların hizmetindeydi, onların işlerini gerçekleştiriyordu. Şimdi de yarın öbür gün iktidar değişirse illaki bir en azından liyakat üzerinden ve çok sivri AKP kimliği çok öne çıkmış tiplerin ayıklanması bakımından kurumlardan işte belediyelerde gördük. Bir miktar ayıklanma oldu. Nasıl oldu? Zaten 10 bine yakın kişi belediyeden sadece Büyükşehir Belediyesi'ne maaş alıyormuş. Hiçbir işe gelip katılmıyormuş. Onları tasfiye ettiler. Ama çoğu duruyor şu anda. Niye? Daha köklü bir tasfiye yapmaları mümkün değil. Çünkü işte merkezi iktidar AKP rejiminin baskısını üstlerine çekmek istemiyorlar. Ama bu kurumlardan en azından liyakat temelinde bir temizlik yapmak lazım. İki, bu AKP militanlığı, AKP örgütçülüğü yapanların devletten ayıklanması iyi olur. Yapılabildiği ölçüde. Kemal Bey bürokrasinin içinden geliyor. Dolayısıyla öyle bir temsiliyet ilişkisi var. Yani çok öyle olmaz o iş. Büyük sermaye grupları devlet içinde kiminle temas kuracaklarını senden benden önce bilirler ve kurarlar, kurmuşlardır. Nitekim elçiler, büyük elçiler geliyor, Ekrem Bey'le görüşüyorlar. Hemen hükümet niye oraya yasak getiriyor? Dışişleri Bakanlığı'ndan izin alın. Çünkü kendileri de o yollardan geçtiler. Yani İngiltere'nin, ABD'nin, Almanya'nın diplomatları eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla sık sık görüşmeye başlamışlarsa bunun ne anlama geldiğini hepimizden ve herkesten daha çok kim anlar? Erdoğan anlar. Tamam. Çünkü o da bu görüşmelerin üzerinden inşa etti. AKP'nin kuruluş dönemindeki hocam bu meşhur Çamlıca toplantılarının figürleri konuşuyorlar mesela o Çamlıca toplantılarına katılan isimlerden Muhsin Yazıcıoğlu hayatını kaybeden. Bu toplantıları anlatmıştı Amerikan Büyükelçileriyle görüştüğünü, Tayyip Erdoğan'ın bu toplantıda olduğunu. Erol Mütercimler'in anlattığı. Erol Mütercimler'in anlattığı. İslam Üniversitesi'nin akademisini yapan hukuk profesörü, Merkez Parti'nin genel kurucusu Abdurrahim Karslı o toplantıların ev sahipliğini yapanlardan anlattı. Dediğiniz gibi en iyi o süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan. Soros'la falan görüşen de oydu. Evet. Onun görüşmedi. Hatta Türkiye'ye yetmedi. ABD'ye gitti. Yahudi lobisinin bütün önemli kurumlarıyla da ayrı ayrı görüştü. Hı hı. Şimdi bu görüşmelerin kendisini iktidara taşıdığını o biliyor. Şimdi eğer Ekrem Bey'le veya Kemal Bey'le görüşüyorlarsa iktidara bunları hazırlıyorlar şimdi diye biliyor. Belki senle ben şahsen yaşamadık böyle bir deneyim ama onlar yaşadılar, biliyorlar. Bu görüşmelerin sıklaşması kendilerinin gidişinin, başkalarının gelişinin şeyidir, emareleridir. O yüzden de yasak koymaya çalışıyorlar. Süleyman Soylu demiş ki 700 yıllık, 200 yıllık devlet geleneğimiz falan. Yani bu devlet geleneği içinde ilk defa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yabancı diplomatlarla görüşmesinin Dışişleri Bakanlığı'nın izne bağlanması ilk defa gündeme geliyor. Hiç kimsenin de devlet geleneğini Süleyman Soylu'dan öğrenecek durumu da yok.
Evet, evet hocam. Hocam şimdi iktidar değişikliğinden bahsetmişken Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışı. Biz de çoğu programımızda konuştuk. Bugün bir adım daha attı Sayın Kılıçdaroğlu. 28 Şubat sürecinde okuldan atılan öğretmenlerden Sultan Kara ile görüştü. Tam cümlesini okuyayım siz isterseniz. Bir hata yaptık, bu hatanı telafi edilmesi lazım. Devletin haksızlığı uğrayanlarla helalleşmesi lazım dedi. Yeniden bir helalleşme bulgusu geldi. Nasıl buluyorsunuz bu görüşmeyi acaba? Sıklaştırıyor Kılıçdaroğlu bu tip hamleleri. Yani şu doğru, AKP'yi iktidara taşıyan önemli demeklerden bir tanesi de Kemalizm adına sadece başörtülü öğrencilere değil, sola karşı da son derece zalimce işler yapan bir takım vardı. Bunlar CHP'li gibi görünüyordu hepsi. Hatta çoğu da CHP'liydi. CHP'yi de yeteri kadar atölyücü bulmadığı için CHP'yi de o taraftan eleştirenler de çıktı işlerinden. Siyasal İslam'ı Türkiye'de mağdur gösteren bunların zalimlikleridir. Şimdi Kemal Bey'in o dönemde mağdur olmuş insanlarla görüşmesi, diyalog kurması iyi bir şey. Çünkü sonuçta Türkiye'de başını örten de olacak, başını örtmeyen de olacak. Hayat tarzları, yaşam biçimleri birbirinden farklı, bir sürü insan da olacak. Yani farklı farklı toplum kesimleri olacak. Beraber yaşayacağız. O beraber yaşamayı kolaylaştırmak ve makul hale getirmek lazım. Öyle muhalefete düşman ve kafir gözüyle bakan, kendi eleştiren herkesi terörist ilan eden falan bir cinnet halinden bu ülkenin çıkması lazım. Peki hocam. Hocam haftanın diğer önemli bir gelişmesi de Ankara'da yapılan HDP kongresiydi. Sizin gözlemleriniz olduğunu düşünüyorum. Oradaydım. Oradaydınız evet. Evet tahmin ettim. hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Coşkulu bir kongre olarak gözüktü. HDP'nin yüzünde müthiş bir iktidar baskısı var. Tutuklamalar var. Nasıl geçti kongre acaba HDP açısından? O salon çok büyük bir salon. İnsanların oturabileceği her yerde insanlar oturuyordu. Yani doluydu. Ellerine bayraklarla sürekli ayağa kalkıp bayraklarına salladılar. Kadınlar geleneksel kıyafetlerini giymişti çok sayıda. O şeyin büyük bir bahçesi vardır. O bahçe tıklım tıklım doluydu. Yani o salonun alabileceği ve bahçenin alabileceği insan sayısı tamamen oradaydı. Daha fazla da olabilirdi ama şöyle şeyi düşün, otobüs fiyatları korkunç olmuş. Hani İstanbul'dan gidebileceklerin belki üçte biri, dörtte biri gitmek isteyenlerin çok büyük masraflar. Buna rağmen çok büyük bir kalabalık vardı, coşkuluydu. Saruhan Alucun divan başkanıydı, deyimiyle bir mesaj şeyiydi, kongresiydi. Önemli mesajlar verildi. Bir danışma kurulu ilk defa oluşturuluyor. Burada Türkiye'nin hani bazı isimler üzerine tartışmalar yapılabilir şunu ama... Şunu sorabilir miyim hocam? Kestirmede. İttifaklara dair bir mesaj verildi mi kongrede? Verildi. Şimdi oraya da geleceğim. Hı-hı. Bir kere danışma kurulundaki isimler HDP'nin daha geniş bir Türkiye'lileşme yani Türkiye Partisi kimliğini daha da pekiştirme yönünde bir şeydi. Çok farklı eğilimler vardı. Hani liberal insanlar, geçmişte AKP'ye yakın olmuş insanlar, Ali Bayramoğlu gibi falan vardı ama işte benim çok sevdiğim arkadaşlarım Ayşegül Devecioğlu, Erdoğan Aydın gibi, Rıza Türmen hocamız gibi çok kıymetli isimler de vardı. Eski vekilleri falan saymıyorum. Herkes tanıyor kendilerini. Kongrenin asıl mesajı HDP bir kapatılma endişesi içinde gibi davranmadı bir kere. Bizimle açık müzakere edin, bizimle görüşün. Biz Pervin Buldan dedi, bir nehirden bir dereden geçerken bizi köprü olarak kullanmayı düşünüyorsanız biz bunu yapmayız. Kendimize uygun görmeyiz. Yapmayın böyle bir şey için bize gelmeyin. Ama
toplamda bizimle görüşün, ilişki kurun. Biz buralıyız, bu ülkenin partisiyiz, çok da güçlü bir partiyiz. İşte salonun hali ortada, tıklım tıklım coşkulu bir salon. Şeydi, kucaklayıcı bir büyük kongreydi. Bu arada işte birkaç isim geçtiği zaman, işte Abla Öcalan ismi geçtiği zaman salonda bir coşku vardı, onu da şey yapalım. Selahattin Demirtaş'ın eşi geldi. Onun ismi anons edildiği zaman salonda çok büyük bir coşku oldu. Avrupa Sol Partisi'nin üst düzey eş başkanları geldi. Onların konuşmalarına karşı çok büyük bir coşku vardı. Yani bir uluslararası toplantıydı aynı zamanda. Avrupa Sol Partisi'nin 52 parti var şeyinde, bir çatı örgütü. Türkiye'nin her tarafından, Bayburt'tan da, Yozgat'tan da delegasyon vardı. Yani Türkiye'nin tamamını kongresiydi. Ben içeride olduğum halde bazı şeyleri kaçırmışım. Sonra İsmail Saymaz'ın yayını dinlerken neleri kaçırdığımı da gördüm. O benden daha dikkatli dinlemiş. Biz tabii bir yandan da arkadaşlarımızla görüşüyoruz falan. Çok güzeldi yani. Anlıyorum hocam. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli yorumlarınız için ve katıldığınız için. Bu haftalık da bu kadar diyelim. Haftaya tekrardan görüşmek üzere.